Bugün Deccal 3 videosunu anlatıyoruz arkadaşlar. 3. videoyu çekiyoruz. Yalnız 1. videoyu sildim arkadaşlar. Neden sildim diye mesaj atanlar da var kardeşler. Arkadaşlar çoğu insana ağır gelmiş bu konu. Hepimize demeyeyim, anlayana kardeşler olmuş. Çok iyi. Hatta senin o videoyu izledikten sonra taşlar yerine oturdu abi. Başıma gelen olayları, çevremdeki insanların bana olan tepkisini anlayamıyordum. İbadetime, namazıma, ihlasıma olan tepkilerini anlayamıyordum. Çok yakınlarım bile senin o videoyu izledikten sonra bazı varlıkların etkisi altında kalarak bunu yaptıklarını anladım diyen kardeşler de oldu. Ama az böyle anlayan kardeşler oldu. Zaten çoğunluk anlasaydı silmezdim. Ama maalesef çoğunluk anlayamamış arkadaşlar. Bizim millette şöyle bir hastalık var. Biz huri meleğiz. Hep karşımızdakiler kötüdür. Yani hiç kendi nefsimize zerre kötülük konduramıyoruz. Arkadaşlar bu da bizim hastalığımız işte. Adamlar bana mesaj yazıyor. Bir sürü mesaj geldi. İşte benim sevmediğim biri var, şu şöyle, o şeytan olabilir mi? Bana bunu dedi, şeytan olabilir mi? Hep çevresindekilerden şüpheleniyorum. Hiç acaba bende bir sıkıntı olur mu? Ben de vesvese var mı? İşte şeytan benimle nasıl oynuyor diye soru soran çok az. Bir iki kişi olduysa da çoğunluk hep çevresinden, en yakın abimsinden, ablasından şüphelenen. Baktım ki bu iş vesveseye dönüşecek. Anlamıyorlar bu konuyu. Sildim arkadaşlar videoyu. Şimdi insanlar kimin... Sorsanız mesela şu anda sanal ortamda girseniz arkadaşlar sayfalarına, bütün insanların, bakın böyle en üçkağıtçı denilen bir insanın bile, dolandırıcı bir insan sayfasına girin, Mevlana sözleri paylaşmıştır sanal ortamda. Yunus Emre sözleri paylaşmıştır. Sırtımdan vuranlar, ihanet edenler, insanlık bozuldu, kötüldü diye böyle paylaşımlar yaptığını görürsünüz. Herkes iyiyse, bu halde ise, bu sırtından vuranlar, kötülük yapan insanlar nerede, kim arkadaşlar? Uzaylılar mı? Gözle görülmeyenler mi? İşte acayip bir şey, hiç kendimize konduramıyoruz. Şimdi bir gün bir yerde Allah dostlarından birisi var, evliya Allah'tan, bir köyde yağmur yağmıyor, yağmursuzluk var, kuraklık var. Diyor ki köylü, bu Allah dostu var, Allah'ın sevdiği kullarındandır, ona gidelim, ondan dua isteyelim, İnşallah onun duası hürmetine Allah Teala yağmur yağdırır diyorlar. Geliyorlar bu zatın yanına arkadaşlar, diyorlar ki hoca efendi, böyle böyle kuraklık başladı, bizim için dua eder misin, yağmur başlasın. O da üzülüyor, yere bakıyor, geçiyor içeri, valizini topluyor işte, elbiselerini topluyor. Hayırdır, nereye gidiyorsun falan. Eğer diyor bu köyde yağmur yağmıyor, kuraklık başladıysa diyor, bu benden sebep yağmıyordur diyor. Ben gidersem inşallah Allah yağmur yağdırır diyor. O mübarek de kuraklığı kendinden biliyor. İşte arkadaşlar, İslam anlayışı bu olması lazım hepimizde. Bir yerde sıkıntı varsa işte şundan bundan değil de kendi nefsimizden olduğunu inanmamız, o şekilde anlamamız lazım yani. Bir konu anlattık biz, bir videodan bahsettik. Bak Ayşe annemize bile, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la Ayşe annemiz radıyallahu anh'a şakalaşıyorlar, gülüyorlar, konuşuyorlar odasında. Zaten küçük bir odaları var. Şu an Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesinin olduğu yer. Mübarek mezarının olduğu yer. Orası Ayşe annemizin odasıydı. Orada kalıyorlardı. Şakalaştılar. Efendimiz Aleyhisselam dışarı çıktı elini yıkamaya. Elini yıkadı, geldi, odaya girdi. Daha yeni gülüp konuşmuşlardı. Bir baktı ki Ayşe annemizin suratı asık. Böyle. Dedi ki ya Ayşe dedi, ne oldu dedi. Yine şeytanın sana ne söyledi dedi, vesveseyle seni bu hale getirdi dedi. Daha yeni gülüp konuşuyorduk dedi. Ne çabuk bu hale geldin dedi. Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın odasında şeytan anne Ayşe annemize ne yapıyor bakın. Ayşe annemiz de dedi ki Allah Resulü, bende de mi var şeytan dedi. Bana da mı vesvese veriyor dedi. Tabii dedi, her insana verir bunlar, damarlarımızda geziyor dedi. Bedenlerimizin içinde dolaşıyorlar. Hepimize vesvese verirler. Bunların görevi o. Senin de var mı ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soru sordu. Hadis-i şerif bu arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu ki evet, benim de vardı. Benim de bedenimde şeytan vardı ama Allah onu Müslüman etti. Müslüman oldu dedi, buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bedenindeki şeytan Müslüman olmuş arkadaşlar. Yani Ayşe annemiz bile bu haldeyken, biz kendimizde hiçbir şey yok, İşte benim sevmediğim adam, şu adam mı musallatlı, şu adam mı şeytani, bilmem ne diye düşünmekten kendimizi unuttuk arkadaşlar. Yani dediğim gibi ilk kendimizi sorgulamamız lazım. Kendimizi bilmemiz lazım. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Yunus Emre'nin dediği gibi, nice okumaktır buyuruyor arkadaşlar. Şimdi konumuza devam edelim arkadaşlar. Yani ilk videoyu bu sebeple sildim. Çok böyle ayrıntılı, detaylı bir şekilde o konulara girmek uygun değil arkadaşlar. Şeytanlar bunu vesvese olarak kullanıyor insanlarda. Bu sefer hayırlı bir iş yapalım. İnsanlar uyansın, düşmanlarını bilsin, çevremizde yaşanan olayları anlasın diye bu videoları yapayım derken
Bunu insanlar arasında vesvese haline dönüşmesinden ben korktum. O yüzden videoyu sildim. Çünkü insanlar bu konulara hazır değil demek ki arkadaşlar. Mesajlardan o anlaşılıyor. Şimdi deccal konuları işte arkadaşlar, bu küçük deccaller büyük deccallere zemin hazırlıyor demiştik. Küçük deccallerin hilelerinden, oyunlarından bahsettik. Neden? İnsanların inançlarını, itikatlarını ne kadar bozarlarsa büyük deccal o kadar rahat hareket edebilecek. Ona o kadar rahat bir zemin kalacak. Çünkü büyük deccalle onlar sürekli görüşme halindeler, görüşüyorlar. Büyük deccal çıktı mı ki görüşüyorlar diye soru soracaksınız. Bakın şimdi hadis-i şeriflerden nasıl anlamamız lazım konuları. Bu birinci ve ikinci videolardaki bağlantı, şu an anlatacağımız büyük deccalle nasıl bağlantısı var? Siz daha önceki videoları dinleyen arkadaşlar çok iyi anlayacak arkadaşlar deccal konusunu. Ki bu konuyu hocayım, alimim diyenler bile anlamadığını görüyoruz maalesef. Ben Mahmud Efendi, onu tekrarlayayım arkadaşlar. Ben Mahmud Efendi Hazretlerine intisaplıyım. Gönül bağım var. Kendi cemaatimin hocaları da bu konularla çok ilgilenmiyorlar. İlgilenmeler lazım. Çok böyle kürsülerden anlatılması gereken konular. Bakın birkaç gündür Esra Erol'da hangi konu işleniyor? Sahte Mehdi, o Mehdi'yim diyen adam binlerce insanın çoluk çocuğunu toplamış etrafına, evden kaçırmış. Evden kaçmışlar insanlar, gitmişler onun yanına. Binlerce erkek diyorlar, yüzlerce de bayandan bahsediliyor. Şimdi 2 gündür bu konuyu işliyorlarmış. Bana mesaj olarak attılar. İzlemedim. Ben de izleyeceğim inşallah. Girin izleyin. Bakın Esra Erol bu konuyu ele almış arkadaşlar. O kişi, bak ben 7-8 aydır video yapıyorum. Eğer ben video yapmasaydım, bakın şu an binler diyor ya, emin olun 10 binlerce insan vardı belki yanında. Belki de daha fazla. Bana o kadar çok mesaj geldi ki 8 aydır. Abi senin videoları izlemeseydik biz buna inanıyorduk. Ona inanmışlar, dedi ki abi senin videoyu görünce biz vazgeçtik diye. O kadar mesaj geldi arkadaşlar. Sonra diyorlar ki bize, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a niye bu kadar kafayı taktın? Deccal, artık onların dönemdeyiz. Mehdi Aleyhisselam dönemindeyiz. Deccal dönemindeyiz. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz büyük fitneler zamandayız. Çoluk çocuğumuzu aldatıyorlar, evden kaçırtıyorlar. Allah muhafaza, yarın bunların sayısı arttığı zaman, çoluk çocuğumuz evden kaçıp gittiği zaman, perişan olduğun zaman benim bu videoları mumla ararsın, belki de bulamazsın. Çünkü Hans Uyanır yarın YouTube kanalımı kapatır, elden gider. Bu konuları onlar bizden daha çabuk anlıyor. Müslümanlar anlayıp sahiplenmezse bu konuları arkadaşlar, bunun cezasını toplum olarak hepimiz çekeriz. İşte çekiyoruz işte. ATV açın. ATV'de herhalde, hangi kanaldaydı bilmiyorum. O Esra Erol programında 2 gündür görün insanların haline. Adam hiçbir şey yaptığı yok. Başına bir siyah sarık sarmış. Ben Mehdi'yim demiş. Şu alamet tütüğü sırtımda ben var. İşte yüzüm şöyle, sakalım böyle demiş. Alamet tutmamasına rağmen. Hadis-i şerifleri kendisine uydurmaya çalışmış. Kaç tane insan. Bana mesaj atıyorlardı. Etiketliyorlardı beni. Etiketledikleri kanala gidiyordum. O adamın kanalıymış. Bir bakıyorum silinmiş. Etiket yok, benim ismim yok. Beni etiketleyen kişiye mesaj atıyordum. Beni sen mi sildin? Yok abi, böyle kaç defa karşılaştım. Benim ismimi orada görür görmez kanal ismini hemen siliyorlarmış ki oradaki insanlar onu görüp de uyanmasınlar, meseleleri anlamasınlar diye. Hemen benim ismimi siliyorlar arkadaşlar. Kanallarında kaç kişi etiketlemişti beni, hemen silmişler. Yani bu gidişat iyi değil arkadaşlar. İnsanların uyanması lazım. Bu gibi konuları yayılması lazım. Bizim hocalarımızın da kürsülerden anlatması lazım. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili sahte Mehdilerin böyle fitnesi varsa bir de Deccal'in fitnesini düşünün siz. Bütün peygamberlerin kendisinden korktuğu, ümmetin uyardığı Deccal fitnesi arkadaşlar. Şimdi ben adada bağlı olan Deccal'den bahsedeceğim size. Efendimiz Aleyhisselam bahsettiği. Şöyle bir kitaplarda konu var arkadaşlar. Bu siz belki araştıran arkadaşlar varsa onların da kafasını karıştırmış olabilir. Aynı Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de böyle sahih hadis-i şerif kaynaklarında Deccal'den bahsedilirken size şöyle diyeyim ben. 3 tane Deccal'den bahsediliyor. 3 tane. Şimdi ama ahir zamanda gelecek olan, ortaya çıkacak bir tane Deccal var. O bir tane Deccal'den 3 kere farklı insandan bahsediliyor. Aynı Deccal olduğuna dair. Ahir zamanda gelecek olan Deccal bu diye. Mesela adada bağlı olan Deccal, şimdi anlatacağımız Cessase hadis-i şerifi. Temim-et-Dâri radıyallahu anh hazretleri adada konuşuyor Deccal'le. Birebir soru soruyor, cevap alıyorlar. Birbirleri o ona soruyor, onlar onlara soruyor. Şimdi anlatacağız onu. Oradaki Deccal'den bahsediliyor. Bir, adadaki Deccal. Hepiniz biliyorsunuz adada bağlı denir. Deccal bağlanmış şekilde duruyor. İkincisi, bir Deccal'den daha bahsediliyor. Ahir zamanda gelecek, sağ gözü üzüm gibi kör dışarıda, sol gözü yıldız gibi parlak gören bir gençten bahsediliyor. Kızıl bir genç. Kızıl bir genç gelecek Deccal. Ahir zamanda zuhur edecek Deccal. Aynı Deccal, büyük Deccal, adadaki Deccal ve bir tane de İbni Seyyad diye, Safi İbni Seyyad isminde
Bir Yahudi çocuktan bahsediliyor. Medineli Deccal'den bahsediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ahir zamanda gelecek olan, ümmetin başına bela olacak olan, musibet olacak olan Deccal budur diyor. Tam Medine zamanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gidiyor. O ergenlik çağındayken, onu bir dahaki videoda anlatırız onu da. O hadis-i şerif okuruz. Onunla konuşuyor. Ben kimim diyor. Sen diyor ümmilerin peygamberisin. Dikkat edin, ümmilerin peygamberisin diyor. Ben de peygamberim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Sen de benim peygamberliğimi kabul eder misin diyor. Böyle. Çocuk yaşta, ergenlik çağındayken o İbn-i Seyyad Efendimiz Aleyhisselam gidiyor. Sahabelerle birlikte onunla konuşuyor. Üçüncü Deccal de o. Hazreti Ömer radıyallahu anh da buyuruyor ki daha sonra Cabir radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Hazreti Ömer'den duydum ben. Resulullah'ın yanında, Aleyhisselam'ın yanında büyük ahir zamanda gelecek Deccal İbn-i Seyyad'dır dedi. Bir de yemin etti diyor. Yemin etti. Efendimiz Aleyhisselam da sustu. Hiç o değildir demedi. Cevap da vermedi. Arkadaşlar susmak onu kabul etmektir anlamına gelir. Yani Efendimiz Aleyhisselam da onu kabul etti. Peki abi ahir zamanda bir Deccal gelecekse Medine'de ne işi var? Yani Medine'de ne işi var? Bu çocuk yaşta Efendimiz Aleyhisselam onunla konuşmuş. Medine'deki çocukla. Ondan sonra o çocuk büyümüş. Büyüdükten sonra sahabe arasında dolaşmış Yahudi asıllı, Yahudi çocuk. Medine'deki Yahudi ailelerden birisinden doğmuş. Sonra Müslüman olduğunu söylemiş. Ondan sonra sahabeyle birlikte arkadaşlıklar yapmaya başlamış. Sahabenin içinde dolaşmaya başlamış. Ama herkes ona mesafeli duruyormuş Deccal diye. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yemini var. O Deccal, ahir zamanda gelecek olan Deccal diye. Peki o Deccal ise adadaki kim? Adadaki Deccal ise, ahir zamanda gelecek olan Deccal ise, bizim ahir zamanda gelecek olan Deccal kim? Diye soruyu soruyorsunuz. Benim daha önceki iki videomu izleyen arkadaşlar, Deccal 1-2 videosunu anladınız mı şimdi Deccal kim arkadaşlar? Deccal kötü bir ruh. Şeytanın en büyük çocuklarından biri olsa gerek, en iyisini Allah bilir. Arkadaşlar asır asır bütün peygamberler, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bütün peygamberler ondan ümmetini sakındırdı. Nuh Aleyhisselam gemi yaparken o etrafındaki ümmetini Deccal'den sakındırdı. Yani o zaman da Deccal varmış. Arkadaşlar ahir zamanda gelecek olan Deccal'den sakındırıyorlar. Yani ahir zamanda gelecek olan Deccal'den 4000 yıl önce, 5000 yıl önce Nuh Aleyhisselam niye sakındırsın ümmetini? Yani ne gereği var? Böyle bir mantık olur mu? Sakındırıyor işte, ne demek? Deccal o zaman da hayatta arkadaşlar. O zaman da yaşıyor. Gidip Nuh Aleyhisselam'ın, ne dedik bir videoda, geçen videomuzda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra insan kılığına giremiyor. Bazı insanlar girebilir diye saçma sapan, arkadaşlar kusura bakmayın da artık yorum yapıyorsunuz da, Allah yasaklamış, giremez insan kılığına. Efendimiz Aleyhisselam'dan önce giriyordu. İşte bu Deccal de giriyordu. Efendimiz Aleyhisselam'dan önce peygamberlerin ümmetlerinin arasında dolaşıp onlara hakkı batılı karıştırmaya çalışıyordu. Peygamberler de ümmetini bu Deccal'den sakındırıyordu. Peki Deccal adada bağlı, nasıl Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine görünecek? Adada bağlı da ne zaman bağlandı? Kim bağladı? Adadan sürekli bağlı mı kaldı? Daha sonra çözüldü mü? Böyle soru işaretleri var. İşte şimdi okuyacağız arkadaşlar. 3 tane Deccal olma sebebini: adadaki Deccal, o Deccal kötü bir ruh, şeytanın büyük çocuklarından, demek ki İsa Aleyhisselam öldürene kadar yaşayacak, dünyada o anlaşılıyor. Orada geliyor arkadaşlar, Medine'deki Yahudi çocuğa musallat oluyor. O çocuğun bedenini buluyor, musallat olacak. Orada ona musallat oluyor, o çocuğun bedeniyle konuşuyor. Efendimiz Aleyhisselam ona soru soruyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor peygamberim diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ben kimim diyor. Sen de ümmilerin peygamberisin diyor. Sen de benim peygamberliğimi kabul eder misin diye Efendimiz Aleyhisselam böyle soru soruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ey Allah'ın Resulü, izin ver ben bunun kellesini uçurayım. Bakın şimdi cevaba bakın. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki ya Ömer, eğer o Deccal'se, Deccal karşılığındaki Deccal'se niye diyor, şimdi anlatacağım. Deccal ise sen onu öldürmene müsaade yok. İsa Aleyhisselam öldürecek onu. Yani sen bununla görevli değilsin. İsa Aleyhisselam'ın işi Deccal'i öldürmek. Yok eğer bu çocuksa, Deccal değil de çocuksa, zaten niye öldüresin? Onu öldürmende bir hayır yok sana. Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Deccal onun ruhu. Ruh. Sen Deccal'i öldüremezsin. İsa Aleyhisselam'a kaldı. Deccal kaçıp gider bu bedenden. Eğer bu çocuğu öldürürsen sana bir hayır yok bunda demek istiyor. Yani Deccal'in insanlara musallat olarak yeryüzünde görünebildiğinden bahsediyor. Serbest bırakıldığı zaman. Peki çocuğun üstüne gelip Efendimiz Aleyhisselam'la konuştuğuna göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh yemin ediyor bu Deccal diye. Yemin konuştuğuna göre adadan çıkmış mı arkadaşlar? Çıkmış, adada bağlıydı. Bağlıydı, şimdi ondan okuyacağız. Çıkmış, o çocuğun bedenine gelmiş, konuşuyor işte.
Adadaki bağlı olan Deccal nasıl gelip orada konuşabilir? Aynı Deccal yemin ediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh yemin ediyor arkadaşlar. Sahih kaynaklarda geçiyor hadis-i şeriflerde. Tam bizim anlattığımız Deccal 2, 1, 2 bu musallat mevzuları var ya işte insanların bedenlerini kullanabildiği cinlerin, şeytanların. İşte tam bu konu çıkıyor. Peki Deccal şimdi beden bulamıyor mu? Bulamıyor arkadaşlar. Ne zaman bulacak? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Deccal kişinin öfkelendiği anda ortaya çıkacak. Deccal kişinin öfkelendiği anda ortaya çıkacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Konstantiniyye'ye girince bir insan olacak yeryüzünde o gün. Sağ gözü kör bir insan. O da Deccal olduğunu bilmiyor. Said Nursi Hazretleri buyuruyor. O da Deccal olduğunu bilmeyecek. O kişi o kadar sinirlenecek ki çok aşırı sinirlenecek. Yeryüzünde Mehdi Aleyhisselam'a en çok sinirlenen o olacak o gün. İşte Deccal o bedene girecek. O gün o bedeni ele geçirecek arkadaşlar. O andan itibaren onun bedeniyle olağanüstü haller gösterecek Deccal. O kişinin bedeniyle o da çok yakın görülüyor o zaman da. En iyisini Allah bilir diyelim yine. O gün o çocuk Medine'de yaşayan çocuğun bedenindeki de yine aynı bizim ahir zamanda gelecek olan Deccal. O gün o. Adada bağlı olan da yine aynı Deccal arkadaşlar. Aynı ruh dolaşıyor. Ruh dolaşıyor. Peki şu anda bağlı mı değil mi? Onu şimdi okuyalım arkadaşlar hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Fatma binti Kays radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlar mescitte namaz kılıyorlar. Fatma binti Kays radıyallahu anh'a da arkada erkeklerin arka tarafından namaz kılıyor. Namaz bitti. Her namaz kılan olduğu yerde kalsın buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Gitmeyin. Size bir konudan bahsedeceğim. Deyip minbere çıkmış. Biz de diyor oturduk. Ben bu Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattıklarının hepsini ezberledim. Ondan sonra bütün sahabelere de anlatmış bunu. Birçok rivayet var. Sahih kaynaklarda geçiyor. Bu Cessase hadis-i şerifi. Meşhur. Efendimiz Aleyhisselam oturun dedi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben sizi bir sevinç veya bir korku sebebiyle toplamadım. Sizi ancak şu olaydan dolayı topladım. Temim Eddari Hristiyan biriydi. Temim Eddari Hristiyan biriydi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben size. Adaya Müslüman olmadan önce gidiyorlar. 30 kişi Temim Eddari ile iki kabile şimdi ismini verecek. Müslüman olmadan önce gidiyorlar. O gittikleri zaman Hristiyandı. Temim Eddari Hristiyan bir bilgin. Bilgin. O adadayken Hristiyan'dı. Bazı kaynaklarda bazı hocalar anlatırken diyorlar ki Deccal dedi ki onlara adada siz kimsiniz? Biz ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Hadis-i şerif okuyacağız şimdi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ahir zaman peygamberin ümmetiyiz demiyorlar. Biz Araplarız diyorlar ki zaten oradakiler Müslüman olmamış o zaman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zaten Medine'ye hicret etmiş. Peygamberliğini ilan etmiş. Bu olay üstüne bu olaydan sonra gidip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına Müslüman oluyorlar. Ondan sonra da bu olayı anlatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da işte bu olayı anlattığı zaman çıkıyor minbere. Şimdi diyor bakın şimdi dinleyin bu olayı Temim Eddari anlatıyor. Bundan dolayı ben sizi yani bir önemli böyle müjdeleyici güzel bir haber için veya kötü korkutucu bir haber için toplamadım. Temim Eddari Hristiyan biriydi bana geldi biat edip Müslüman oldu. Bakın daha yeni Müslüman oluyor. Benim size Deccal hakkında anlattıklarıma uygun bir olay anlattı Temim Eddari. Ben yani Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlar sürekli Deccal'den bahsediyor. Deccal'den bahsediyor. Aramızda diyor. Peygamberlerin arasında dolaşıyor. Şu an bizim aramızda da dolaşıyor. Adada bağlı hadis-i şerifi bu hadis-i şeriften başka adada bağlı diye hiçbir hadis-i şerif yok. Bu adada bağlı olduğu ana dikkat edin şimdi bakın anlatacaklarıma. Lahim ve Cüzam kabilelerinden 30 kişiyle beraber deniz yolculuğuna çıktı Temim Eddari. 30 kişi ama Müslüman değiller. Araplar. 30 kişi Lahim ve Cüzam kabilelerinden 30 kişiyle. Deniz yolculuğuna çıktılar. Dalgalar bir ay boyunca onlarla oynadı. Fırtınalar çıktı. Dalgalar sürekli sağa sola savurdu onları. Yani bir yöne doğru gidemediler. Gemi sürüklenip gitti dalgalarla birlikte. Allah nereye götürüyor arkadaşlar? İşte bu adaya götürüyor. Kaderle oluyor her şey. Sonra güneş batımına yakın akşam üstüne doğru güneş batarken bir zamanda denizde bir adaya gemi yanaştırdılar. Sandallara binip adaya çıktılar. Gemi büyük gemi arkadaşlar biliyorsunuz büyük gemiler çok sonuna kadar adaya gelip yaklaşamaz. Altı toprağa temas edeceği için derin yerde bırakırlar gemiyi. Büyük gemi olduğu anlaşılıyor. 30 kişi zaten büyük gemi taşıyor. Geminin içindeki sandallara binerek karaya doğru 30 kişi çıkıyorlar. En iyisini Allah bilir 5, 6, 7 tane veya 10 tane sandal vardır. Sandalla çıktılar. Adaya çıktılar.
Bunun hemen devamında çok kıllı, hatta kıllarının çokluğundan önü neresi, arkası neresi belli olmayan bir yaratığa rastladılar. Ona vay sana dediler. Sen de kimsin diye sordular 30 kişi. Temim ettari de başlarında soruyorlar. Vay sana diyorlar. Sen kimsin diyorlar o kıllı yaratığa. Ben Cessase'yim dedi. Onlar Cessase nedir diye sordular. O yaratık ey kavim şu manastırdaki adama gidin. O sizin haberinizi şevkle heyecanla beklemektedir dedi. O kıllı yaratık Cessase nedir dediklerinde ayrıntı vermiyor. Kendisinden bahsetmek istemiyor. Kıllarından dolayı da görünmüyor. En iyisini Allah bilir ama arkadaşlar şimdi adaya giriyorlar. O Deccal'in bağlı olduğunu görüyorlar ya. O kılların içinde aynı şekilde zincirlerle o Cessase de orada bence bağlı. Bağlı bir şekilde bekliyor. O da bağlı. Temim Meddari diyor ki bize adamı söyleyince onun şeytan olmasından korktuk. Bak bu kıllı yaratığının şeytan olmasından korktuk arkadaşlar dikkat edin. En iyisini Allah bilir yine diyelim. Büyük ihtimal o kıllı yaratık. Zaten kadın sesiyle konuşuyor. Birazdan onu da söyleyecek şimdi. Şeytan. Hızlıca bağlanmışlar adada arkadaşlar. Yani ben size şimdiden söyleyeyim okurken daha iyi anlarsınız. Orada adaya bağlanan Deccal de şeytan. Ruh. Cinlerden. Bu Cessase de cinlerden. Kadın. Kıllı. Kadın cin. Dişi cin. Erkek cin de Deccal. O da bağlı. Manastırın içine bağlanmış. Manastır nere? Bu üzlete çekiliyordur. Rahipler, rahibeler üzlete çekilirler. Gizli, ıssız yerlerde böyle ibadet yaparlar. Kendilerine Allah'a adadıklarını şey yaparlar, söylerler. Öyle manastır kurarlar böyle uzak yerlerde, adalarda bilmem ne de. O adada da öyle bir Hristiyan manastırı var. Demek ki Deccal kendisini oraya bağlatmış ve orada bulunurken bağlanmış arkadaşlar. Oraya bağlamışlar. Şimdi o Cessase diyor ki orada o adanın manastırın içinde adam sizi bekliyor deyince hızlıca o adama doğru gittik. Bu şeytana benzeyen kıllı yaratıktan şeytan olur diye korktuk. Çünkü daha Müslüman olmamışlar. Korkuyorlar. Gittik. Manastıra girince bir de baktık ki cüsse bakımından en büyük insan. Elleri birleştirilmiş, boynuna sıkıca bağlı, diz kapağı ile topuklar arasında demirler vardı. Yani zincirlerle bağlı arkadaşlar. Elleri boynuna bağlanmış. Çok büyük bir insan. Bizim içimizdeki insanlardan çok daha büyük. Arkadaşlar o zaman rivayet ediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh boyu 2.30 olduğu söyleniliyor. Ata binerken bir merkebe eşeğe biner gibi adım atarak biniyormuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh boyunun uzunluğuna bakın 2.30. Bizim aramızda öyle insan yok diyorlar. 2.50 de insan var demek ki aralarında. Bu gördükleri varlık artık 4-5 metre boylarında bir varlık. İnsana benzeyen bir varlıktan bahsediliyor. Deccal'den bahsedilirken Temim Ettari öyle bahsediyor. Girince manastıra öyle iri yarı çok uzun boylu bir insana benzeyen varlık gördük. Ona dedik ki vay sana sen de kimsin diye sorduk. Siz benim haberimi aldınız. Söyleyin siz kimsiniz dedi. Yani siz Cessase'yi gördünüz o sizi buraya yolladı. Siz kimsiniz diye sordu. Biz Araplarız diyorlar arkadaşlar. Biz ahir zaman peygamberin ümmetiyiz demiyorlar. Öyle anlatıyorlar yanlış anlatıyorlar. Bu 30 kişi daha Müslüman olmamıştı adaya çıktıklarında. Biz Araplarız dedik. Yolculuğa çıkmıştık. Denizin dalgaları olduğu zamana denk geldik. Deniz dalgalı olduğu zamana denk geldik. Dalgalar bir ay boyunca bizimle oynadı. Sonra senin adana gemiyi yanaştırdık. Sandallara binip buraya çıktığımızda çok kıllı hatta kıllardan önü neresi, arkanın nesli neresi belli olmayan bir yaratıkla karşılaştık. Ona vay sana sen kimsin diye sorduk. O da ben Cessase'yim dedi. Biz Cessase nedir diye sorduk. O yaratık da bize manastırdaki şu adama gidin. O sizin haberinizi şevkle beklemektedir dedi. Heyecanla beklemektedir dedi. Hızlıca sana geldik. O yaratıktan korktuk. O yaratığın dişi bir şeytan olmadığından emin olamadık dedi. Dişi bir şeytan olmadığından emin olamadık. Dişi bir şeytan arkadaşlar orada bağlanmış o da. Manastırdaki demirlerle bağlı adam, o adam, zincirlenmiş adam. Beysan hurmalıklarından haber verin dedi. Onun neyini soruyorsun dedik. Bu Beysan Ürdün Nehri'nin kenarında olan bir bahçelermiş arkadaşlar. Hurmalıklar varmış orada. Oralarda bir yerde. Onu soruyor. Hurmalıkları soruyorum meyve veriyor mu diye. Evet dedik o meyvelerini veriyor dedik. O da dedi ki meyvelerini kesmesi yakındır dedi. Sonra dedi ki Taberiye Gölü'nden haber verin. Taberiye Gölü neresi arkadaşlar? İsrail'de meşhur hadis-i şeriflerde de geçiyor.
Yecüc Mecüc'ün kurutacağı göl. Şimdi neyi soruyorsun dedik Tabiriye Gölü'nün. Neyini soruyorsun dedik. Onu sorunca Tabiriye Gölü'nün suyu var mı dedi. Evet, su çoktur dedik orada. Suyun gitmesi yaklaşmıştır dedi. Yani su azalacak, orada gidecek. Arkadaşlar Tabiriye Gölü'nü Yecüc Mecüc kurutacak. Yani Deccal'den çok sonra olacak bu Tabiriye Gölü'nü kuruması. Peki burada Deccal niye Tabiriye Gölü'nü soruyor arkadaşlar? Kurudu mu diye. En iyisini Allah bilir ama şöyle bir şüphesim var acaba. Olaylar oldu da ben hiç mi çözülmeyeceğim? Kıyamete kadar burada mı kalacağım korkusuyla mı yaşıyor? Aslında kendisinin çözüleceğini biliyor ama Tabiriye Gölü'nün kuruması kıyamet alametidir. Kıyametin yaklaştığını mı sormak istiyor? Orada amacı ne? En iyisini Allah bilir arkadaşlar. Bu sorunun kendisinin çıkışıyla alakası yok bu sorduğu soruların. Çünkü Tabiriye Gölü kendisi öldükten, İsa Aleyhisselam onu öldürdükten bir müddet sonra İsa Aleyhisselam yaşlandığı zaman Yecüc Mecüc'ün seddi aşıp İsrail tarafa girmesiyle Tabiriye Gölü'nü kurutmasıyla kuruyacak. Göl o zamana kadar kurumayacak. Burada niye göl kurudu mu diye soruyor sizce? İşte kıyamet yaklaştı mı? O gölün suyu duruyor mu, durmuyor mu? Onu merak ediyor herhalde. Kıyameti biliyor. Çünkü kendisinin çıkması da kıyamet alameti. Ki zaten burada ben bu konuşmalarından onun uzun süre bağlı olduğuna veya uzun süre bağlı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Öyle bir rivayet diyorsa yok zaten. Sadece gördüklerinde bağlı olarak görüyorlar. Şimdi ben size yine okumaya devam edeceğim. Şöyle bir şey sorayım. İslamiyet gelmiş zaten. Hicret yapılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şimdi söyleyecekler. Medine'de Mekke fethedilmiş. Araplarla savaşılmış. Araplar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Çoğunluğu. Peki arkadaşlar, burada Deccal bağlı. Bu Ramazan ayı olabilir mi? Bence Ramazan ayında bağlanmış arkadaşlar bunlar. Bir aylık bağlılık var. Geri oradan çıkıp gidiyor. Şeytanlar Ramazan ayının ilk gününün ikindisinde, yani Ramazan'ın başlamasından bir gün önce ikindi saatinde nerede bağlanmak istiyorlarsa orada bulunurlar. O bulundukları yere nerede melekler onları yakalarsa orada bağlar. Bir insanın üstüne daha önceki videoda anlatmıştım. Bir ormanda, ağaçta, denizde neredeysen Deccal de bağlanacak yer olarak gitmiş, kendine manastır seçmiş. İkindi saatinde Ramazan'a bir gün önce benim anladığım, en iyisi, bu benim yorumum. Ben olaylardan anladığım bu arkadaşlar benim. Çünkü İbn-i Seyyad'dan bahsettim. Aynı dönemlerde, aynı zaman içinde Medine'de görülüyor adamın üstünde. Ramazan ayında bir hadis-i şerif var. Şeytanlar zincirlerle bağlanır. Zincirlerle bağlanır. Bu Deccal de zincirle bağlanmış. Yani orada tam Ramazan ayında adaya çıkmış olabilir Temim Eddari ve 30 kişi. En iyisini yine Allah bilir diyelim arkadaşlar. Yani Deccal çözük dolaşıyor dünyada her yerde. Ramazan ayında bağlanmak istediği zaman aynı o adaya, manastıra gidip bağlanıyor. Cessaset de öyle, orada bağlanmak istemiş. Şimdi nasıl dünyada dolaştığını ispatı da aynı hadis-i şerifte geçiyor zaten. Kendisi anlatıyor şimdi. Tabiri gölünün suyu çoktur. Ümmilerin nebisinden haber verin. Ne yaptı diye sordu. Bakın arkadaşlar burada çok dikkatli, buraya çok dikkat edin. Benim çok dikkatimi çekiyor böyle kelimeler. Efendimiz Aleyhisselam'dan ahir zaman peygamberi diye bahsetmiyor. Ümmilerin nebisinden haber verin diyor. Az önce ben bir hadis-i şerifte söylemiştim. Safi İbni Seyyad'la, o Hazreti Ömer radıyallahu anh yemin etmişti bu Deccal diye. Safi İbni Seyyad'la. Orada Efendimiz Aleyhisselam benim peygamberliğime iman eder misin dediğinde sen peygambersin dedi. Sen ümmilerin peygamberisin dedi. Sen de benim peygamberliğime iman eder misin diye sordu. Orada ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sen ümmilerin peygamberisin diyor. Burada da diyor ki ümmilerin nebisisin diyor. Pardon, ümmilerin nebisisin diyor. Burada da diyor ki ümmilerin nebisinden haber verin. Bak, sanki o çocuk da, konuşan çocuk da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aynı şekilde hitap ediyor. Bu manastırdaki, adadaki bağlı olan Deccal de aynı şekilde ümmilerin nebisi diye hitap ediyor. Yani burada bu Deccal'in o çocuğun üstündeki aynı Deccal olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da anlaşılıyor yani. Çünkü ifade, hitap şekli, konuşma şekilleri aynı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap etme şekilleri. Ümmilerin nebisinden haber verin dedi. Biz de sorduk. Diye sordu. Biz Mekke'de çıktı, Medine'ye yerleşti dedik. O Araplar onunla savaştı mı diye sordu. Evet dedik. O onlara ne oldu dedi, Araplara diye sordu. Biz ona karşı gelen Araplara onun üstün olduğunun ve ona itaat ettiklerini haber verdik. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam üstün geldi ve Araplar ona itaat etti. O öyle mi oldu dedi. Burada bir üzüntü yaşama ifadesi herhalde. Öyle mi oldu dedi.
Evet öyle oldu dedik. O da onların itaat etmeleri onlar için hayırlıdır dedi. Şeytandan al haberi arkadaşlar. Yani orada söylüyor zaten yani kendileri için hayırlı olanı yapmışlar diyor. Yani müşriklerden bahsediyor. Müşrikleri soruyor. Demek öyle yenildiler ona itaat ettiler. Onlar kendileri için hayırlı olanı yapmış diyor. Şimdi ben size sorularımı sordum. Kendimden haber vereyim diyor. Kendisinden haber veriyor arkadaşlar. Ben diyor burada açıkça söylüyor Deccal'im. Bana çıkmam için izin verilmesi yakındır. Arkadaşlar adadan bağlandım. Adadan kurtulmam için demiyor. Çıkmam için izin verilmesi yakındır. Kim izin verecek? Allah izin verecek. Yani kendi iblis babası falan onu bağlamıyor veya başkası bağlamıyor. Melekler bağlıyor. Çıkması yakındır derken de yani adadan bağlardan zincirlerden kurtulmam yakındır demiyor. Benim çıkmam yakındır diyor. Ahir zaman yaklaşıyor. Ve yeryüzünde dolaşırım. 40 gecede girmediğim hiçbir belde bırakmam. Ancak Mekke ve Taybe, Medine yani hariç. O iki belde bana haramdır. Her ne zaman onlardan birine girmek istesem yalın kılıç bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Oranın her geçidinde koruyucu melekler vardır. Geçidinde koruyucu melekler vardır. Duydunuz mu arkadaşlar? Yani Mekke ve Medine'ye girmek istemiş. Gireceğim zaman yalın kılıçlı melekler karşıladı beni. Mekke ve Medine'nin geçişlerinde, sınırlarında melekler bekliyor diyor. Beni içeri sokmuyorlar diyor. Medine'yi de tarif ederken Taybe diye, Medine'ye Taybe diye ifadesi kullanıyor. Deccal buradan anlaşılıyor ki arkadaşlar dolaşmış, dolaşıyor. Hatta öyle bir dolaşırım ki diyor 40 gecede girmediğim belde kalmaz diyor. O kadar hızlı dolaşırım her yeri diyor. Sonra bu hız nedir arkadaşlar işte? Cin hızı arkadaşlar. Ruhani hız kendi cismiyle dolaşmasından bahsediyor. Bir beden cismiyle değil. Ahir zamandaki bedene musallat olunca zaten olağanüstü haller gösterecek. Kendisinin bineğinden bahsediliyor. 30 arşın deniliyor. Kaç metre çok büyük bir binekten bahsediliyor. Başları tüylü deniliyor. İşte bunu İslam alimleri çünkü sahih hadislerde geçiyor. O hocalar yorumlamak isterken diyorlar ki acaba uçak mı? İki kanat arası 30 arşın gibi işte 50 metre mi? 30 metre mi? 40 metre mi? Neyse ne kadar yapıyor. O kadar diyorlar uçağa benzetiyorlar bineğe. Uçak olabilir diyorlar böyle. Cübbeli Hamdi Hoca sohbette anlatıyor ki diyor ki tüylü varlık deniliyor. Başı var deniliyor. Yani uçakta tüy yok. Bu birebir canlı bir varlıktan bahsediliyor. Arkadaşlar hiç şunu düşünün. Bu ruhani bir varlık. Cin, 3 kişinin üstünde görünmüş. Adada zaten direkt kendi görünüyor. Temim Ettari ve 30 kişiye. Şeytan kendi görüntüsüyle görünüyor. Cessase de kendi görüntüsüyle görülüyor. Sonra Medine'de Hazreti Ömer radıyallahu anh yemin ediyor bu aynı şeytan. Adada bağlı olan şeytan ve ahir zamanda gelecek olan şeytan Deccal bu diye yemin ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam söz etmiyor. Orada ona musallat olmuş. Yani bedenini kullanıyor. Şeytan onun bedeninde demek isteniliyor. Şimdi de ahir zamanda bizim zamanda da ahir zamanda çıkacağı anlatılıyor arkadaşlar Deccal'in. Yani o binekten bahsedilirken biliyorsunuz cinlerin bineği var. Çok hadis-i şeriflerde de geçiyor. Cinlerin binekleri var. Onların hızından daha hızlı yol kat etmek için. Hatta öyle binekleri var ki o bineklerle hareket edince kendi cinler, normal duran cinler o hareket eden binekle giden cinleri göremiyorlar hızından dolayı. Hızlarından dolayı arkadaşlar. Öyle de Deccal'in bir bineği var. Bu insan enerjisini kullanarak işte bu ahir zamanda musallat olacağı insan enerjisini kullanarak çok olağanüstü güçler yapacağından bahsediliyor. Allah öyle güçlerine izin verecek. Yağmurlar yağdıracak. Topraklardan ekinler biçilmesine, gökyüzündeki bulutların onun emrini dinlemesine Allah-u Teala müsaade edecek. Böyle bir varlıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da imtihan için Allah ona öyle güç vermiş. O da o gücünü kullanacağı günü bekliyor burada. Çok yakın benim çıkmam diyor. Bağlarımın çözülmesi demiyor. Benim adadan kurtulmam demiyor. Yani görünmem, çıkmam, ortaya çıkmam çok yaklaştı. Ahir zaman çok yaklaştı diyor. Dediğim gibi Taberiye Gölü de hiç Deccal'le alakası yok. Mevcut zamanda olacak bir olay. Deccal'den sonra olacak olay. Ta onları soruyor. Bu kıyamet alametlerini soruyor burada. Yani kıyametten korkuyor. Ki onlar çok korkar arkadaşlar. Metafizik varlıklar, cinler, şeytanlar kıyametten çok korkarlar. En çok benim bu videoları da emin olun onlar dikkatle dinliyor, izliyorlar. Çünkü kıyameti ve Mehdi Aleyhisselam Deccal konularını insanoğlundan daha çok merak ediyorlar. Onlar kıyametten çok korkuyor. Neden? Şimdi kıyamete ortalama 200-300 yıl kaldığı görülüyor. 300 yıl bile yok. Alimlerin, hadis-i şeriflerin verdiği tarihe göre.
Bazı insanlar şimdi gelir, kıyamet saatinde ayet-i kerime var. Allah'tan başka kimse bilemez. Kıyamet saati verilmiyor. Aynı Allah Teala aynı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onun inişi, yani İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor, iniş demiyor ama o kıyamet saati için bir işarettir. Yani kıyamet alametleri var. Kıyamet saati için işaret diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu gibi alametler var arkadaşlar. Biz kıyamet saati vermiyoruz aşağı. Alametlerinden bahsediyoruz. Yani kıyametten korkuyorlar. Onlar 2000-3000 yıl yaşadıkları için ortalama arkadaşlar uzun yaşıyorlar. Onlar için 200-300 yıl hayat bitmiş demek. Çok kısa bir zaman onlar açısından. Şimdi kıyametin yaklaştığında 200 yıl, 200-300 yıl arası kaldıklarını duyunca korku basıyor onları. Çünkü 1500 yıldır, 2000 yıldır, 10.000 yıl yaşayan var. 7.000 yıl yaşayan var. Yıllarca yaşayanlar var. Bunlar korkuyorlar. Saatin geldiği, kıyamet koptuğu zaman başlarına gelecekleri de biliyorlar. Az çok tahmin edebiliyorlar. Eğer emin olurlarsa, bu gibi şeyleri çok merakla izliyorlar. Bir anda şeytanı satarlar arkadaşlar. Şu an milyarlarca cin şeytanın emrine girmiş, ona hizmet ediyor. Aynı dünyada nasıl inançsız insanlar üstünse, mana aleminde de, onlar cinler aleminde de şeytan üstün arkadaşlar. Müslümanlar orada zayıf maalesef. Yani dünyada olduğu gibi. Ama bir anda her şey değişecek arkadaşlar. Hem onların alemde hem bizim alemde. Bir anda şeytanı satarlar. Emin olsunlar bu olaylara. Kıyametin kopmasının bu kadar yakın olduğuna. Yeter ki emin olsunlar. Bir anda cinler aleminde iş değişir. Orada iş değişirse otomatikman dünyaya da yansır. Dünyada da değişir. İşte Filistin olayları, İsrail olayları bunları tetikliyor. Onlar da görüyor ki bu olaylardan artık hadis-i şerifler çıkıyor. Kıyamet saati çok yaklaşıyor. Büyük olaylar başlayacak. Ondan sebep korkuyorlar arkadaşlar. Benim videolarda dediğim gibi onlar çok takip ediyor. Çok soru soran da var. Onlardan soru soran olduklarını ben hissedebiliyorum arkadaşlar. Anlayabiliyorum. Çünkü hiç alakası olmayan, Mehdi Aleyhisselam'la, Deccal'le alakası olmayan insan tipleri geliyor. Mehdi ne diye sorsam bilmez. Bana Mehdi Aleyhisselam hakkında, Deccal hakkında bazı sorular soruyorlar. Neyse yine o ince konular, oralara girmeyeceğim. Ama dediğim gibi Erbakan Hoca diyordu ya, bizi Hans anlıyor, Hasan anlamıyor. Hanslar daha çok anlıyor arkadaşlar. Hanslar bizi dinliyor, Hasanlar anlayamıyor, dinlemiyor. İşte televizyonda işte Esra Erol olayında olduğu gibi dinlemeyince de o tuzaklara düşüyorlar arkadaşlar, çoluk çocuk. Onun için bunlar korkuyor. Bu hadis-i şerifin devamında da bitti zaten hadis-i şerif arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam bakın ne buyuruyor. Burada Deccal onu dedikten sonra çıkacağım yakında diyor. Ben Mekke ve Medine hariç her yere gireceğim diyor. Şu soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar, onu da söyleyeyim ben size. Peki bu İbn-i Seyyad Medineli diyorsunuz, Medine'de doğmuş Yahudi çocuğu. Evet, Medine'de doğmuş ama arkadaşlar o sürekli onun bedeninde değil Medine'de gezerken. Acayip bir durum var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabeler giderken hadi diyor Efendimiz Aleyhisselam bir yere gidiyoruz. Gidiyorlar aniden bir şato diyorlar. Şatonun şimdi ismi aklımda değil. Herhalde o şato Medine'nin dışında. Bu İbn-i Seyyad denen kişi Medine'nin dışına çıktığında onun bedeni kullanıyor. Hiç Medine'nin içinde Deccal'in konuştuğu rivayetlerde yok arkadaşlar Medine içinde. Bir bu çocukken şatoda, Medine dışında bir şatonun önünde konuşuyor Efendimiz Aleyhisselam'la Deccal. Bir de büyüdükten sonra sahabelerle arkadaşlık ederken Mekke'de hac etmişler, tavaf etmişler, umre etmişler, artık ne yapıyorlarsa dönerken kervanlarla sahabe efendilerimizden birisiyle yalnız kalıyor. Bir ağacın altında dinlenirlerken iki kişi kalıyorlar. Hatta bu hadis-i şerifi naklederken bu rivayeti sahabe efendimiz diyor ki ben korktum, bunu Deccal diye anlatıyorlar ya diyor, benim de bir samimiyetim yok bununla diyor, tek yalnız kalınca korktum diyor ondan. O da benim bu ürkmemi yemekle ikram ederken tedirgin davranmamdan anladı diyor. Dedi ki diyor, sen diyor beni Deccal zannediyorsun değil mi dedi diyor bana, bu İbn-i Seyyad için. Bakın yine konuşması Mekke Medine arasında, yani ne Mekke'de konuşuyor ne Medine'de konuşuyor, yolculuk esnasında ortaya çıkıyor. Bir de bu rivayet var, başka rivayet yok. Daha sonra Harire Savaşı'nda arkadaşlar Müslümanlara karşı savaştığı anlatılıyor. Müslümanlara karşı savaşıp ortadan kayboldu deniliyor. Ne ölüsüne ne dirisine bir daha rastlanmadık deniyor Harire Savaşı'nda. O Yezid'in, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Yezid zamanında sahabeler bitiyor. Halifelik bitiyor. Dört halifeden sonra o Harire Savaşı'nda, Yezid'in savaşında, o Yezid'in zulümleri zamanında işte Kabe'yi işgal edilmeden önceki savaş. Sonra Kabe'yi işgal etti, abluk altına aldı, mancınıkla Kabe'yi yıktı. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Kabe yıkıldı arkadaşlar, bu Yezid yıktı. Tam o zamanlarda yaptıkları Harire Savaşı'nda Müslümanlara karşı savaşmış. Müslümanım diye Müslümanların arasında dolaşıyordu. Yahudi asıllı, ben Müslüman oldum diyordu. Bak tavaf ediyorlar, umreye gidiyor geliyor.
En son Harre Savaşı'nda Müslümanlara karşı savaşıp ne ölüsüne ne dirisine rastladık, kayboldu diyorlar. Orada sahabe de işte Mekke Medine arasında konuşmuş. Dikkat edin, Medine'ye giremiyor, Mekke'ye de giremiyor. İşte bu konular böyle dikkat edilince arkadaşlar aslında çok birbirinden ayrı gibi. Adadaki Deccal kim? Bizim ahir zamanda gelecek olan Deccal kim? Oradaki Deccal kim? İnsanlar anlayamıyor ama hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Özellikle şöyle diyeyim ben size. Bir hadis-i şerif daha var. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kızı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı biliyorsunuz. Sevde annemiz. O kardeşi Abdullah. Abdullah İbni Ömer. Kardeşi Abdullah bu İbni Seyyad'a takılıyor. Şakalar yapıyor. Şakalar yapınca orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki kardeşine, diyor ki sen böyle şakalar yapıp onu kızdırma bak diyor. Çok önemli bir hadis-i şerif arkadaşlar. Şimdi aklıma o geldi. Kızdırma diyor. Bak diyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerif var. Deccal kızgınlık anında çıkacak. Yani adamı kızdırırsın üstündeki Deccal ortaya çıkar diyor. Acayip bir hadis-i şerif. Bu çok büyük bir işaret veriyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu ahir zamandaki Deccal'in çıkışı, bizim zamandaki Deccal'in çıkışı Mehdi Aleyhisselam'ın Konstantiniyye'ye girişiyle çok aşırı öfkeleniyor. Öfkelendiği anda ortaya çıkıyor Deccal. Orada beliriyor. Bağlantılar şimdi arkadaşlar kafanızda daha net oluşuyor mu olaylar? Anlattığımız konular. Oluşması lazım Allah'ın izniyle. Ki en iyisini Allah bilir diyelim ama olaylar bu yönde. Efendimiz Aleyhisselam şöyle devam ediyor hemen. Hadis-i şerifi bitirelim arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselam minbere vurarak bunu söyledi Deccal. Mekke'ye ve Medine'ye giremem dedikten sonra dolaşırım dedi. Efendimiz Aleyhisselam asasını minbere vurarak şöyle buyurdu. Taybe budur, Taybe budur, Taybe budur. Yani Medine'dir. Dikkat! Ben size bunu haber verdim mi daha önce? Bunu haber insanlar evet dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu. Daha önce haber vermiş arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam sürekli Deccal'i anlatıyor. Bu konuları anlatıyor. Biz içine düşmüşüz. Ahir zamanın göbeğindeyiz. Bu konular anlatılmıyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle devam etti. Temim Ettari'nin anlattıkları. Benim size Deccal ve sıfat hakkında anlattıklarıma aynen uyması hoşuma gitti. Dikkat! Deccal Şam denizindedir. Şam denizi neresi arkadaşlar? Akdeniz. Şam denizindedir. Yahut Yemen denizindedir. Bu Aden Körfezi'nin olduğu yer. Alt taraf arkadaşlar. Arabistan'ın alt tarafı. Yemen'in aşağısı zaten Yemen denizi. Yahut Yemen denizindedir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bakın ilginç şimdi. Hayır. Bilakis o doğu tarafındadır. O doğu tarafındadır. O doğu tarafındadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eliyle doğu tarafını işaret etti. Medine'nin o zamanki işte arkadaşlar şimdi aynı zaten. Doğusunda kalan bölüm Basra Körfezi taraf, Irak ve İran. İran. Orada biliyorsunuz İsfahan da orada. Yahudilerin arasından çıkacak. İsfahan'dan hadis-i şerif var. Deccal. Bu arkadaşlar İbni Seyyad da o zaman İsfahan'a göç ettiği de anlatılıyor. Oraya taşındı. Yahudilerin onu karşıladı. Çünkü soyu zaten aslı Yahudi. Oraya gitti. Yani ahir zamanda kesinlikle İran'ın İsfahan'dan çıkacak Deccal görünecek gibi de algılamayın. O zamanki İbni Seyyad'ın bedenini kullanarak oraya gidip yerleşmiş de olabilir. Bugün bizim günümüzde nereden nasıl çıkar Deccal, kimin bedeniyle nasıl çıkacak bilinmiyor. Ama bedeniyle çıkacağı adamın sağ gözünün üzüm gibi dışarıda kör olduğunu bilirsiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu adam size gizli kalmaz diyor. Deccal benim ümmetime gizli kalmaz. Biz de diyoruz ki eğer Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin, Muhittin Arabi Hazretleri'nin, büyük Allah dostlarının bildirdiği olaylar bizim zamanımızda gerçekleşiyor. Tarih veriyorlar. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri hayatta diyor. Mahmud Efendi Hazretleri bu işleri sadece Mehdi Aleyhisselam düzelecek, başkası düzeltemeyecek. Hızır Hoca, Mahmud Efendi Hazretleri'nin damadı, keşfi açık arkadaşlar, bilen bilir, belki çoğunuz bilmezsiniz ama ismi neden Hızır oldu onun da? Ali Muratoğlu'ydu ismi. Üniversite okumak için hemen kısaca anlatayım onu size. İstanbul'a geliyor, Karadeniz'den İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Sultanahmet'te bir bankta otururken bir arkadaşla sohbet ediyorlar İslam üzerine, İslami. Biraz şey yapıyorlar böyle, sohbet konuşuyorlar. Keşke diyor Hızır Hoca, o zaman ismi Ali. Diyor bir hoca bulsak da diyor bize şöyle tam gerçekten anlatsa, biz bu işleri tam çözemedik, anlayamıyoruz diyor ya böyle. Kalbim istiyor ki böyle güzel sağlam bir hoca bulayım diye konuşuyor. Arkadaşı işim var diyor, gidiyor. Bu yalnız bankta kalıyor. Geliyor birisi omzuna vuruyor. Gel diyor aradığın adamı ben tanıyorum, götüreyim seni diyor. Alıyor tutuyor. İsmail Ağa Camii'ni, Mahmud Efendi Hazretleri o zaman imam orada, oraya götürüyor Hızır Hoca'yı.
Bu kişi seni arıyor diyor, bırakıyor. Ali ismi, Ali Muratoğlu. Orada bırakıp çıkıyor dışarı. Çıkınca Efendi Hazretleri soruyor, seni getiren kimdi biliyor musun diyor bu getiren. Yok diyor, böyle böyle bankta karşılaştık, bana dedi ki ben de hadi gidelim bakalım dedim diyor, geldim diyor. O seni getiren Hızır Aleyhisselam'dı diyor. Yani böyle birisi. O zaman diyor, Murat'tı ismi, pardon arkadaşlar, Murat Alioğlu. O zaman senin ismin diyor Hızır diyelim, senin ismin Hızır olsun diyor. Efendi Hazretleri Hızır ismi takıyor ona. Böyle birisi yani, öyle başlıyor. Düşün, Hızır Aleyhisselam'ın getirmesiyle başlıyor. Daha sonra zaten tasavvufta çok ilerliyor. Kalbi keşfe açılıyor. Efendi Hazretleri'nin kızıyla evleniyor. Damadı oluyor. Hallerini de yakın tanıyanlar biliyor arkadaşlar. O kişi de talebesi anlatıyor. Böyle geldiler diyor. Efendi Hazretleri'nden sonra Mürşidi Kamil kim olacak falan konuşması geçerken çok kızdı birisi, sinirlendi Hızır Hoca. Dedi ki benim mürşidimden sonra mürşit yoktur, Mehdi Aleyhisselam vardır dedi diyor. Benim mürşidim nispeti Mehdi Aleyhisselam'a devam edecektir buyurdu diyor. Orada talebesi anlatıyor. Hızır Hoca'dan bunu duyuyoruz. Said Nursi Hazretleri zaten açık tarih veriyor. 1400'lü yıllar şu an içimizde, 1445'teyiz Hicri. Bu kadar açık tarih veriliyor. Bütün yaşanan olaylar bu kadar yaklaşmış. İşte arkadaşlar biz de bu sebeple bu videoları yapıyoruz. İnşallah bu olayları daha iyi anlarsak yakın zamanda bazı meseleleri daha iyi kavrarız. Peki Deccal bu kadar yakınsa olaylar, Deccal bize gizli değil diyor. Ben de işte dedim ya, bir insana var Amerika'da Deccal'i aratmayacak faaliyetler yapıyor. İşte yarınki videoda ondan bahsedeceğim size arkadaşlar. Çok benim benzettiğim yönleri var hadis-i şerife. Size tarif edeceğim. Tabii kesin odur, kimse diyemez arkadaşlar. Ben de diyemem. Kesin diyemem ama Deccal olmasa bile ona benzeyecek ve onun yaptığı faaliyetleri yapacak birisi olacak. Aynı onun faaliyetleri yapar Deccal bugün gelse. Aynı da ona benzer. Çok benzettim ben. Onun resmini, faaliyetlerini, tipini, şeklini hadis-i şerifleri anlatarak arkadaşlar sizi de paylaşacağım yarın inşallah. Şimdilik bu kadar. Devam ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.